Doktor çağırmaya gidiyorum. Hayırdır inşallah. Bir şey mi oldu? Anlamadık. Doktoru çağıracağım dedi. Eyvah. Çocukların durumunda bir anormallik mi var acaba? Allah korusun de. Neler oluyor doktor? Bir aksilik mi var? Annen Ankara'ya ne zaman dönüyor? Ona kalsa ya beni de yanında götürecek ya da kendisi de buraya taşınacak. Kötü bir fikir gibi görünmüyor. Yapma Zeynep. Ziyaretçim var. Yusuf, geçsene. Nasılsın? İyiyim. Hatta senden daha iyiyim. Bu ne hal? İyice çökmüşsün. Çiçekler çok güzel ama içeride tutmaya izin yok. Yine hata yaptık desene. Buraya geldim çünkü senden özür dilemek istiyorum Ayşegül. Pardon, niçin? Bütün bunlar benim tedbirsizliğim yüzünden oldu. Kendi hevesim uğruna onca masumun kanı döküldü. Düğünüm bu insanlara mezar oldu. Halini ödeyemem. Bir işe yaramayacağını biliyorum ama yine de senden bir kez daha özür diliyorum Ayşegül. Hey, dur bakalım orada. Kendini boş yere yükleniyorsun. O insanlar kudurmuş bir hayvanın katliamına kurban gitti. Bunda senin bir suçun yok. Ama Turgay denen o akbaba bunun bedelini ödeyecek. O adamın peşini bırakmayacağız Yusuf. Yaptıklarını ödetene kadar senin yanında olacağım. Turgay Atacan aldı, bütün canların bedelini ödeyecek bize. Bu bizim işimiz değil. Kimseden hesap soracak değiliz. Ne sen, ne ben, ne de benim yakınımdan herhangi biri. Bundan böyle silah yok, kan yok. Cehennemin kapısı ardına kadar kapandı artık. Bunu sen mi söylüyorsun gerçekten? Aşağı insan iyi olur Yusuf. Aşağının durumu hiç iyi değil. Durumunu bana da haber verin.